Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda hedeflere nasıl ulaşabileceğimizi konuşacağız. 7 tane adım belirledim. Bu videoyu seyrettiğinize göre SMART adında bir kelimenin geçtiğini duymuşsunuzdur. İş dünyasında çok kullanılır. Hedefler SMART olmalıdır denir. SMART, specific, yani belirgin. M, oradaki M, measurable, ölçülebilir. A, attainable, gerçekleştirilebilir. R, realistic, gerçekçi. T, timely, belli bir zamana bağlı. Kuşkusuz bu SMART denilen özellikleri barındırması lazım bir hedefin. Hedefi gerçekleştirme yolunda birçok engelle karşılaşırız. Bunların çoğu içsel engellerdir. Bana göre öyle, tecrübelerime göre öyle. Başarının anahtarı nedir? İşte hedeflere nasıl ulaşabiliriz? Nasıl karar alabiliriz? Ataletin üstesinden nasıl gelebiliriz? Gibi sorular çok sıklıkla duyduğum sorulardır. Bu 7 adımdan birincisi, öncelikle ne istediğinize karar verin. Zaten konu burada patlıyor. Ne istediğine karar veremeyen insanlar lütfen bu konuda yöneticilerinden destek alsınlar. Koçlardan destek alsınlar. Mentorlardan destek alsınlar. Netlik güçtür. Biz hayatımızda başarıyla ilgili burada önemli bir engel var. Aslında bizim yapmamız gerekmeyen ya da yapmamız gereken ama onu en iyi şekilde yapmamız gerekmeyen bir dünya işe çaba sarf ediyoruz, efor sarf ediyoruz. Bu başarının önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Stephen Covey'in çok güzel bir lafı var bununla ilgili. Başarı merdivenlerini tırmanmaya başlamadan önce merdiveninizin doğru binaya yaslı olup olmadığını kontrol edin diyor. Ne kadar güzel değil mi? 2. Hedefinizi yazılı hale getirin. Yazmak, yazılı hale getirmek güçtür. Aksi halde hedefleriniz ancak birer fantezi olur, ancak hayal olur. 3. Hedefinize bir zaman sınırı koyun. Yani bir son tarihi olsun. Aksi takdirde ataletinize yenik düşersiniz. 4. Hedefinizi gerçekleştirme yolunda hayata geçireceğiniz aksiyonları yazın. Bunlar böyle çala kalem, kendiniz kağıt kalemle de yazabilirsiniz. İşte bilgisayarınıza da yazabilirsiniz ama aklınıza gelebilecek her şeyi yazın. Yani kocaman bir listeniz olsun elinizde. 5. Bütün bu listeyi oluşturduktan sonra bir plana oturtun. Yani aksiyonlarınızın tarihlerini belirleyin, önceliklerini belirleyin. Dolayısıyla hedefinize ulaşmanız yolundaki o yol var ya, o yol bayağı bir belirgin olsun. Bunu söyleyebilirim. 6. Bu aksiyonlardan bir tanesini hızlıca hayata geçirin. Harekete geçin yani. Çünkü o bizi momentum etkisi verecek. Biz onu hayata geçirdiğimizde ilk hareketi başlatmış olacağız ve diğer aksiyonlar da peşi sıra gelmiş olacak. 7. ve son madde. Biz bu aksiyonları listeledik, hepsini önceliklendirdik, yazdık, harekete geçtik. Bunların arasından bir tanesini, iki tanesini günlük rutininiz haline getirin. Örneğin 10 Temmuz 2024 tarihine kadar ben İngilizceyi öğrenmek istiyorum. İngilizceyi şu düzeyde, hatta düzeyinde belirleyin, şu düzeyde öğrenmek istiyorum gibi bir hedef belirlediyseniz, kendime 2 cümleyi telaffuzumu görmek için sesli kayıt atacağım. İşte 2 cümle yazacağım. 10 kelime öğreneceğim gibi rutininizi haline getirin. Yani kendinizi o yolculuğa maruz bırakın. Bu maddeler artırılabilir. Belki bunları listeledikten sonra hemen aklıma geldi. Belki hani 8 demek lazım diye. Gerçekleştirdiğiniz her şey için kendinizi takdir etmeyi unutmayın. Öz takdir, öz saygıyı artırır. Bununla birlikte kendinizi o yolda da disipline etmiş olursunuz. Yine sanki böyle bir oyun gibi, o son tarihi koydunuz ya, o son tarihten kendinize bir mektup yazın. Sanki o hedefinizi gerçekleştirmişsiniz. Oradasınız, o yerdesiniz, o fiziksel çevredesiniz. Öyle insanlar var, kimler var. O tarihten kendinize bir mektup yazın. Bir bakın nasıl resmediyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkürler.